Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Ben Utku. Bugün Utku'yla beraberiz. Daha önce X5'i çekmiştik. Bayağı ilgi uyandırdı. Polat Kasa'dan sonra yine bir konseptli aracımız var. Bu sefer de çiçekçi Almancıyla paket. Almancıyla devam. Her zaman çiçekçi paket Kartal SLX'imiz burada. Alman Kartalı ile beraberiz. Motorumuz ama özel. Evet, yani ilginç bir motor seçeneği. Özellikle ses konusunda bir dizelden alışık olmadığımız bir ses tonusu 3000 var. 3000 TDI'lerden millet bilir. Dizel GTR şöyle böyle. Bu onun dedesi. Common Rail olmayan, biraz daha hacmi küçük ama temel olarak aynı makine olan 2.5 V6 TDI ile beraberiz. 150 beygir. 150 beygir bir araç. 150, 163, 180'de 3 farklı versiyonu var. Tabii bir 8-9 tane farklı motor kodu var. A kodlularda AFN, AFB, AKG pardon AFN 1.9'du. Ondan sonra B kodlu 180'lik 163'lükleri var. İçine zaten detaylı değineceğiz. Onlara değineceğiz ama ilginçliği bir korkulmasıyla, bir grubunda çok sevmesiyle. İlginç bir araba. Zıt kutupları bir arada barındıran bir dizel. Bir dışından başlayalım istersen. Başlayalım. Dolaşalım. Arkadaşlar bilindiği gibi standart bir C5 Avant. C5 kasa kodudur. 4B olarak da geçer. A6 Avant'ımızda makyaj öncesi. Makyaj öncesi bir araç. Makyajda farlar değişiyor. Kaput değişiyor. Tampon daha farklı. Biraz daha kısa ve kalın bir farı var. Daha kare duruyor. Panjur kaputtan böyle bir hatta değil de daha düz geliyor. Alttan da bir nikelaj geliyor. Audi'nin tam o tek parça dört köşe panjura geçmede böyle bir arada bir geçiş döneminin olduğu bir araba. Bir de araç renginde oluyor galiba alt tarafında, evet, değil mi? Ondan sonra alt etekler de araç renginde oluyor. Bizim arabamızda ekstra olarak bu arabaların Audi Allroad olanları var. A6 Allroad değil. O dönem hiçbir arabanın Allroad'u olmadığı için A6 Allroad. O zamanın white body'si diyebiliriz aslında. Aynen. Allroad'ların farı var, silecek takımları var. Allroad'larda daha kalın bir dodik takımı var. O buraya kadar geliyor. Onların tavanında hatta kompozit kaplama falan da var. Sen baktın hatta bir ara. Aynen doğru. İşte temiz 2.5 değil ama bayağı bir işlem gerekiyor ona uydurmak. 2.5 TDI'nin düzgününü bulunca hani Avant'mış, yok işte Allroad'mış fark etmiyor. Station olsun yeter diye aldık. Yine o araçlarda opsiyon olarak bulunan iki parçalı 17 Allroad'un kendi jantları var. Bayağı da güzel duruyor bence. İşte biz sonradan makyajların şeffaf sinyallerini taktık. O da biraz uğraştırdı. Bir de dodik ekledik biz, böyle ince bir dodik. Ufak bir dodik yaptık. Allroad'un jantlarını tamamlasın diye. Yine eteklerini bozmadık. Yine bu araçta Allroad'dan alınan parçalar bunlar. Allroad'un ve makyajlarda bulunan şeffaf lensiz stopları var. Burada bu çekime özel bir yazımızı ekledik bir de. Bu normalde yok. Alman Kartalı. Arkaya universal çiçekçilik yapıp çelenk taşıyacağız. Düğüne gideceğiz bu arabayla. Hepsini yapacağız. Onun haricinde işte bir spor susturucumuz var. Bir de egzoz uçları galiba orijinalinde böyle değil, değil mi? Orijinalinde böyle değil. Şöyle, orijinalinde 2.5 TDI'lerde aşağı doğru bakıyor. Tamponla görüntüsü yok. Biz yuvasını açtık. Quattro'larda ve 2.5'larda sağdan soldan çıkıyor. Ama bu arabaların yakıt deposunun şekli müsaade etmediği için bunu sağdan soldan çıkaramıyorsunuz. Quattro'ların deposu koltuğun altında sağ sol iki parça gibi ortadan şaft ve diferansiyel geçtiği için. Bir farklı Quattro ile önden zaten çekerli. Ona da geleceğiz. Bu arabanın aslında Quattro ile X'in birbirini yukarı kaldırdığınız zaman hiçbir alakası yok. Ön tarafı bile farklı. İçine değiniriz ona da. Önden çekerlerde de soldan çift çıkış şeklinde geliyor. Orijinal de çift çıkıştı. Biz sadece görünür hale getirip biraz da sesini arttırdık. Sesini zaten duyuracağız videoda da. Onu bol bol duyarsınız. Zaten biraz da bu arabanın özelliği de o. Evet, dizelden ses olmaz. Ben hiç sevdiğim bir şey değildir ama 6 silindir olduğu zaman makine... duman yok. O tesadüf. Volkswagen dizelleri genelde fritöz gibi gezer ama bu araba sağlıklı denk geldi. Dumanımız yok. Her eski Volkswagen'de olduğu gibi bir aynamız daha büyük, bir aynamız daha küçük. Sonradan ya bunu sürtünmeyi düşürmek için işte o tarafta kör nokta daha az diye böyle sevimsizce ve saçma bir şey yapmışlar. Seveni de çok da. 2 yıl sonraki modellerde artık iki ayna da aynı ebada geliyor. Sonra büyüyor vesaire. Olmuş. O şekilde devam ediyoruz. Onun dışında dışı böyle. Yavaştan da arabanın içine geçebiliriz. Orada zaten sesini duyuracağız. seçeneğine geçtik. Araç başına zaten konuşmuştuk. İlginç bir seçenek oldu bu araba. Niye bu tarz bir araba tercih ettik istersen ilk o konuya değinelim. Bu arabadan önce aslında çok alakasız hot hatch değil de warm hatch gibi bir arabamız vardı. Tek kapı bir 147'miz vardı. 2.0 manuel olmasıyla Türkiye'de 2 ya da 3 araçtan biriydi. Aslında ondan çeksek güzel olacaktı. Çok güzel olacaktı, yetişmedi. Elimizden kaptılar o arabayı. Ondan sonra zaten bu arabayı da biraz daha çekmesek bu da öyle olacaktı. Bunu da çekemeden konu kapanacaktı. Araba satılık. Artık satmadan çekelim sana milletti. Siz de video koyuyorsunuz sonra arabayı satıyorsunuz diye. Arkadaşlar araba zaten satılık. Hani Cevat'la bir senedir çekeceğiz diye konuşuyoruz. Genelde de biz Cevat'la çekemeden araba satılıyor, bir şey oluyor. Bari hani çekelim videoyu diye buradayız. Şimdi o tarz bir arabadan böyle bir arabaya niye geçtik? Ben zaten aslında hep D ya da E segmenti ya da biraz daha yukarıda ya da iri arabalar kullanıyorum. Rahatlığı seviyorum, uzun yol çok yapıyorum. Kilometre çok yapıyorum. Bagaj sorun da yok. Gibi. Şimdi hal böyle olunca zaten benim yıllardır bu arabaya bir merakım vardı. Yani ben bir 10-15 senedir C5 kasa Audi isterim. Özellikle Avant'ını çok aradım. Çok istedim. Benim çocukluktan gelen kültürde de hep bir station olduğu için bir Tempra station'ımız vardı o zaman. 96'da sıfır almıştık. Çok güzel arabaydı. Bir station'a zaten merakım var. Benim gözüme de daha estetik ve daha klas geliyor açıkçası. Zaten Audi'ciler de bu arabanın kıymetini biliyor. Girip bakarsanız Avant'lar sedanlardan daha yüksek fiyatlı. Türkiye'de pek olacak bir şey değil. Ama Avant'ı daha kıymetlidir, daha çok aranır. Bir tek işte şu an artık yıllarında vermiş olduğu şeyle kilometreler yükseldi. Ya kilometreler yükseldi. Kimi arkadaşların kilometresi düşüyor. Böyle geri gidiyorlar herhalde. Ben anlamıyorum yani. Bu arabayı almadan önce 4-5 farklı C5 kasa A6 gezdim. En yüksek kilometreli araba bu. Kondisyonu en düzgün araba bu. Yani içinde de motorunda da yani şimdi abi adam koltuğu yaptırmıştır, yaptırmamıştır. Ne alakası var? Hani bir şeyin orijinalini görebiliyoruz sonuçta. Kesinlikle yapılmış bir araba değil bu veya diğer baktıklarımız. Kilometre ve kondisyon nasıl diyeyim denk gelmediği zaman orada biraz mideler bulanıyor. Soru işareti oluyor. Ben o yüzden hiç kilometreye de arabanın yaşına da bakmam. Bir konsept olarak kafamda oturuyor. Ben şu kasa şu arabayı alacağım. Şu motor istiyorum. Okey. Ondan sonra başla aramaya. İçime sinen en diri, en düzgün, kondisyonu iyi, sahibi güzel. Aslında bir arabayı alırken arabadan daha çok sahibine bakmak lazım. O konuda da şanslıydım. Arabayı hırpani kullanmış mı? Onur abiye de selam olsun. Güzel adamdır, iyi arabacıdır. STI'leri falan değişik speksileri falan vardı. Ondan aldım ben. Güzel bakmış arabaya. Yormamış, parçalamamış. Zaten 10-11 senedir bu araba Türkiye'de diye biliyorum. Ondan önce de gümrükten gelmiş. Neden bu arabanın bir kısmı hadi böyle oldu? Onun haricinde bu arabanın dengi rakipleri Mercedes'te W210, BMW'de E39. 39 station bile ülkemizde az herhalde değil mi? O da az. En çok station aslında Audi'de var. Audi'de var. Çünkü zaten en güzel station da Audi'de. Yani tasarım olarak arabaya ayrıca böyle bir hörgüç takılmış gibi değil. 210'un Model T'si yani cenaze arabası gibi. Yan yana koyuyorum bazen, var bizim orada bir yerde. İki kasa daha eski duruyor. Hani biraz Audi station'da o dönemden kendini gösterdiği dönem var. O dönemin Opel station'ları da güzeldir, Fiat station'ları da güzeldir. Omega var. Omega aslında en tipsizleri, bagaj kapağını ben pek sevmem onun ama Vectra Caravan falan harika arabaydı. Neşe bakımından sadece onlar arkadan itiş olduğu için. Ya arkadan itiş de Mercedes'in arkadan itişi de çok eğlenceli olmuyor. Çünkü çok yakın bir arkadaşımda bir 210 vardı. Biz 7-8 sene bindik ya, şöyle söyleyeyim. 525.000'de satıldı o araba. 160.000'de falan alındı. O aradaki kilometreyi sürekli tam gaz gittik. Ne motor ne bir şey. Evet lastik biraz eskidi mi lastik falan yakıyor, çok eğlenceli. Eğlence, gerçek eğlence E39'da. Atakan'da vardı galiba. Atakan'da vardı. Çok güzel arabaydı. Bende de E39 vardı. Hatta E39'la 210 ikisi de 2000 model gümüş griydi. İkisi birbirinin dengi arabalardı da tabii 520'yi çok hantal kaldığı için motor olarak kıyaslamak doğru değil. Onun gücüne 28 denk geliyor. Bu 3 E segmenti arabayı da uzun yıllar kullanıp tecrübe etmiş biriyim. Hani bir satın almadığım bu araba vardı. Bunu da alıp denemek istedim bir. Bu arabaya bakınca dıştan hepsine göre özellikle yan profilden, arkadan bir yeni nesil ya da daha genç, daha diri duruyor bu araba. Daha aydınlık bir görüntüsü var. Rengin de çok etkisi var. Siyahlar, lacivertleri biraz arada kalıyor. Arabaların durumları da pek iyi değil piyasada. Daha yorgun duruyorlar. Bir de bakımı daha zor renkler. Tabii ki. O her arabada ne yazık ki öyle bir durum var. Onun haricinde Şimdi aslında iyi de bir karşılaştırma olarak bahsetmiş oluruz. Mercedes en böyle keşkül gibi rahat olan aralarında. 39 daha denge. Bu araba bulan en dinamik araba diyebilirim. Aslında evet, uyumlu bir sürüş dinamiği var. Daha doğrusu donuk bir sürüşü var. Ama eğlenceli olduğu yanları da çok. Mesela sanki E segmenti gibi değil de daha D gibi arabanın sürüş karakteri. Şöyle direksiyon hareketlerinde daha bir bütün hareket ediyor. Gazlarken bir tık daha eğlenceli geldi bana. Özellikle manuel olması da avantajı var. Ben hani kullanıp gazlarken araba sanki biraz küçülmeye başlıyor ki Audi'lerin arkadan itiş gibi motoru önden çeker olmasına rağmen uzunlamasınadır. Bu da güç ağırlık dengesinde çok ciddi bir dezavantaj. Genelde hep Audi'ler kafadan kayar. Hatta B7 RS4 yapılırken makine V8 büyük, arabanın önü o kadar ağır ki araba böyle giriyor viraja. Onu engellemek için kaput çamurluklar falan o arabada alüminyum. Büyütüyorlar, bir de hafiflesin diye saç yerine alüminyum kullanıyorlar önde. Bu arabada da öyle bir hikaye var ama mekanik kilit mi var ne var tam çözemedik. Bu araba sardıkça viraj içinde gaza bassan da kafayı içeri çekiyor ya da düz gidiyor. Bizimki de şu an önden çeker sadece. Önden çeker. Değil. Evet, bir de oradan da bahsedelim. Hani bu araba 2.5 TDI V6 manuel önden çeker. Quattro değil. Ben alırken özellikle böyle bir araba aradım. Manuel olsun, yakıt daha düşük olsun, performans biraz daha iyi olsun. Quattro istemedim çünkü 3000 TDI'yi yine Quattro olarak Atakan'da kullandık. Çok güzel de ben İzmir'de yaşıyorum abi, ya da nereye gidersem gideyim kış lastiğim var. Taktığım zaman benim bu arabayla gidemediğim yer yok. Şimdi bu bölgede yaşayan birinin de Quattro aldım diye sevinmesinin anlamı yok. Çünkü İstanbul, Ankara'da yaşasak. Ya Quattro ile anlayamıyorsun, asfalt her yer. Zaten Quattro X-Drive'da hadi böyle bir kaydırma efekti var. Arkaya daha çok güç veriyor. BMW karakterine uygun olsun diye bir yanlayayım edeyim bir şey var. Quattro sadece traction odaklı bir sistem. Araba sürekli yere pençesini takıyor. Bir eğlence faktörü kuru zeminde yok. Hani RS7'yi izleyip de gidip ondan sonra A3 TDI Quattro alıp veya bunların Quattro'sunu alıp ben de böyle yanlayacağım diye beklemeyin. Öyle bir kafa yok. Evet, çok güzel bir şey Quattro ama benim için aşırı derecede yersiz ve gereksizdi. Bir de birazcık şişmanlıyoruz. Birazcık değil hatta. Ya 150 kilo üstü şişmanlıyorsun. Benim bildiğim 150 kilo bir şey. Ve arabanın altındaki birçok parça birbirinden çok farklı. Yakıt depolarının şamandırasına kadar. Yok şaft geliyor, o geliyor, bu geliyor. Arka dingil farklı. Ön tarafta da farklar var. Aksların yapısı değişiyor. Bunların hepsi senin günlük hayatına bir ek yük. Şimdi bakalım, sonundan başladık aslında konuya da. 6.4 olmuş ortalamamız. Ben sabah evden çıkarken geldim sana 32 kilometre bir yol yaptım. Geç kalmayayım diye bir tık basarak geldim ama 110'u geçmedik. Zaten şehir içinden geliyorsun. Çekim için bir sürü gazladık, flyby çektik. O bu derken ya şimdi 2 ton bir arabanın bir de yaşında akılda tutmak lazım. Kilometresi yani güncel bir motor değil bu teknoloji olarak. Değil canım, 98 model araba. Bir de onun üretimini düşün. Kaç yıllık teknoloji? Tabii yani geliştirme süresi bu arabanın minimum, bu makinenin en azından 94'te başlıyordur. Şimdi öyle düşününce bu tüketim ve bu performans değerleri harika. Bu motorun en büyük handikapı gürültüsü. Bir de insanlar genelde şey diyor, 2.5 motor çok yakar. Oo. Ya bizim memlekette o her şeyde var zaten. Kendinde yoksa, kendi arabasında güçsüz ufak motorsa büyük motor çok yatar ya. Ya arkadaşlar ben bu arabayı aldım, bu araba 432.000 kilometrede mi neydi? Kilometre olmuş 485.000. Herhalde biz de Karun değiliz yani. Bir araba az yakıyor ki biniyoruz. Bir senede 50 küsür bin kilometre kaç kişi yapıyor? Yani bir kere yanıldım. Yok kanka yanlışım vardır diyor. Ya 55 bin kilometre ben ne kadar yanılmış olabilirim? Bu kadar salak değilizdir herhalde. Yani aldığımdan beri ben bu arabayla sürekli yol yapıyorum. Daha makul koşullarda ben 5,5 litrelik ortalama tüketimle bir ay boyunca dolaştığımı biliyorum. Ha şöyle bir şey var. Bir ara İzmir'de Covid döneminde manyak bir trafik vardı. Otobanda buralarda dur kalk yapıyorduk. O zaman mesela 8 litrenin altına düşmüyordu. Bu ama gördüğüm maksimum değer ama. Maksimum değer bu 8-8.2 falan ama o yani trafik ötesi bir şeydi. 2 saat 15 dakikada eve gidiyordum. Şu an mesela 25 dakikada, 30 dakikada falan gidiyorum. O zamanlar. Yani biraz onun etkisi vardı o dönemler. Şu an bir yakıt bizim... performans olarak ben inanılmaz memnunum. Yani sorusu olanlar yazsın. Ama bunun en büyük sebeplerinden biri de şimdi ben bu arabayı aldığım zaman alır almaz trigger, ya arabanın ön panelini söktük. Bu Audi'lerde trigger vesaire bir işlem yapacağınız zaman ön panel komple sökülüyor. Trigger zaten tam karşınızda. Dönen ve hareket eden ne varsa değiştir diye ustamızla konuştuk. Alır almaz arabayı İzmir'e getirir getirmez 1-2 gün sonra randevumuzu aldık. Kayış ve Rulman grubundan ne varsa değiştirdik. Şöyle bir eski tip bir gergi var bunlarda. El bombası diyorlar, hani ağzında pimi var. 580 liraydı o zaman. Kimse almamış, parçacık getirmemiş bile. Yani şu motoru şu an yapmaya kalksan 50 bin liradan aşağı çıkmaz. Bir tane gergiyi almamak nedir? Oradan tasarruf sağlayacaksın ama sonra gittik da onda orijinal patlayacak. Aldık. Ben filtrelerimi de yetkili servisten almaya gayret ediyorum. Alıyorum da. Ha, ne oldu? Geçen gün serviste yoktu. Ben yola gidecektim. Orijinal filtre üreten mesela Hengst'miş. Alman arabasında böyle bir güzelliği var. Orijinali kim tedarik ediyorsa veya kaliteli Alman malı yedek parça ve yan sanayi alternatifin çok var. MAN filtre var. İşte mesela DJ Parts diye bir marka var. Kimse bilmez. Belçika malıdır. Porsche'nin falan orijinal filtrelerini üretir. Çok sağlam bir marka. Çok bilinmez. Yok sadece işte üretici. Yok. O da iyidir. Ben orijinalini Hengst yapmış diye orijinal kullanıyorum. Bir kere mecbur kaldım, Hengst aldım. Zaten o da orijinali olduğu için bir şey değişmiyor hayatınızda ama alır almaz o trigger'i yaparken dedik bir karteri açıp bakalım. Yağ süzgeci ne alemde? Çünkü bu arabalarda yağ pompası da ilk çıkan, bundan bir önceki versiyonda 2.5 ve 6'da. O da hassas bir noktasıydı. Bir açıp bakalım dedik. Bir de mekanik yorgunluk da olabilir sonuçta. Ne var? Yağ pompasının ayrı bir zinciri var içeride. Onun bollaşması da ilerleyen durumlarda mokoko olmanız için çok ciddi sebeplerden biri. Karteri açtık. Karterin içini bir güzel temizledik. Hiçbir şey yok. Çapak yok. Pislik yok. Yağ süzgecinin ağzında neredeyse hiçbir şey yoktu. Hatta hiçbir şey yoktu. Yani yağ koyulaşmış falan filan. Pislik hiç çıkmadı. Fotoğrafları da atarım sana, ekleyebiliriz. Oradan bir baktık karterin içinden, gömlekler falan ne alemde, hiçbir şey yok. Zaten hiçbir yağ eksiltme. Ben bakımda ne yağ koyuyorsam aynısını geri alıyorum. Onu yaptık. Pompa ayarı var bu arabalarda. Mazot pompası önde yine kayışla beraber dönüyor. Onun bir pompadan avans ayarı var. İlk aldığım zaman araba Travago gibi çalışıyordu. Bir ara gaz ya. Arabaya binen herkes arabaya gaz veriyor. Aa bu ne, şöyle mi böyle mi falan. Onu değiştirdikten sonra çok kuru sert çalışıyordu o zaman arabanın sesi. Şu an daha yumuşak, daha keyifli çalışıyor. Gösterebiliriz de istersen inceden bir sesini. Gösteririm. Ondan sonra şöyle inceden bir kuralım. Arabanın içinde çok belli olmuyor. Dışarıdan bir çekimini de yaparız. Perona yanaşıyor. Peron yıldızı. Hafif yokuş yukarılı. Ağırlığını çok hissettirmiyor. Yok, ya da bence gidiyor, tonajına göre iyi gidiyor. Hani 150 beygir bir iki tane arabadan ne bekleyebilirsin ne de alakalı biraz. Bu arada şu an ciddi yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Ses tınısı güzel ama. Ses çok keyifli. Zaten aslında ben bu arabayı da sesi yüzünden aldım. Bu arabanın 1.9 osu busu da var. Hani okey. Benim bir alt silindir takıntım olduğu için bu arabada da bunu tercih ettik. 1.9 herhalde en çok mevcut olan motor mu bizim ülkemizde? Dizelde Türkiye'de en yaygın motor 1.9. Servis onu getirmiş zamanında. Yani bunlar da çok var. Yani daha doğrusu bunlar da var. Bunlar da resmi olarak ithal edilmiş. Ama tabii o dönemin ÖTV'si 2004'te ÖTV şu anki gibi böyle saçma sapan rakamlara gelmeye başlamıştı. 2.5 günden güne daha az tercih edilen bir motor olmaya başladı. İnsanların maliyetler, vergi yükü sırtına binince. Keyifli bir motor ama. Çok lineer bir motor. Mesela klasik bir Volkswagen grubu çirkinliği var bu arabada. Benim alışamadığım bir şey. Daha doğrusu ilk başlarda alışamadım. Gaz pedal stroku çok uzun. Ve gaz pedalının ilk %30'u yumuşak, sonra sert. Lineaların, Egeaların da böyle. O sizde istemsiz bir ekonomi koşulu oluşturtuyor. Yani... Basıyorsun araba gitmiyor. Ya bu araba gitmiyor mu falan diye bir oturuyorsun gaza, bu sefer böyle olmaya başlıyor. Ona alıştıktan sonra araba çok keyifli. Yakıtında ciddi bir avantaj mı? Evet avantaj. Zaten arabada büyük. Şehir içinde boş boş gazlamaya ihtiyacın olmuyor. Sakin sakin gidiyorsun. Uzun yolda da zaten cruise kontrol de var. Sabitlediğin zaman istediğin yere git gel. Ben hani biraz da bu arabada şeyi anlatmak istiyorum. kilometreden korkulmaması gerektiğini. Çünkü 100 binde 180 binde paramparça araba dolu etraf. Tabii. Şöyle bir size sağlamlık testi gibi örnek vereyim. İzmir'den Samsun'a gitmem gerekti. Tek şoför. Ve acelemiz vardı. Akşam çıktım ben buradan yola. Yani hiçbir yere kontrol etme imkanım da yoktu. 140'ın altına pek düşmeden buradan Samsun'a gittim. Samsun'a giderken de... ileri olmasında bir de artısı var uzun yolda. Çok ciddi artısı var. Çünkü yani 3000 devirde 170-180 bandında bir yerlerde oluyor. Buradan Samsun'a gittim. Orada bir 15 dakika kontağı kapattım. Bir de yolda işte yemek, tuvalet molası. En fazla 10 dakika durdu araba. Orada çok kısa süre durdum. Yazdı bir de, inanılmaz sıcaktı hava. Sonra oradan hiçbir şey yapmadan yine tam gaz geri döndüm. Ne yapma, ne kalma, ne dinleme, hiçbir imkanımız olmadı. 24 saat bu arabanın motorcu açtı. 2580 km yol yaptım. Eve geldiğimde araba daha sessiz çalışıyordu. Motor artık uzun yolda yapınca, devirli gidince de kurumlarını yaktı, bir temizlendi, kendine geldi. Ondan sonra dedim, yapmışlar. Sen de işler. Kartal, sağlamsın. Sıkıntı yok. Hemen ondan sonra araba doğum günü pastası niyetine hemen bir yağ, bir periyodik bakım. Ben 7000 kilometreyi görmüyorum bu arabada. Bakım konusunda oraya atladık. Ya 5 ile 6500 arası sürekli bu arabanın yağı değiştiği için şu an çek bak, dizel araba bu kilometrede olmasına rağmen yağ kapkara olmuyor. Sadece kahverengi oluyor. İlk iki bakım, karteri temizledik. Arabanın motorun içi de düzgünmüş Allah'tan. Yağ sarıydı. Yani sıfır araba gibi. Dizel arabada temiz yağ görmek isteyen karterini açıp temizlesin, gerisi kolay. Midede bulandırabilir. Heh. Onun yani, dışında bu arabada bir kronik olarak şeyler var herhalde değil mi? Egzantrikler. Evet, en önemli gereken konu. Bir de yağ konusuyla beraber. Şimdi 2.5 TDI'lerden herkes şöyle hastası bir kitle var. Bilen bu arabayı çok kullanıyor. Bir arkadaşım var, İzmir'de yedek parça işi yapıyorlar. Aynı zamanda gümrükten araba da alıyor. Yok işte 30. yıl özel seri USTM Golf 4'ü var mesela. 4-5 tane 2.5 TDI Audi Avant'ları var. 6 da var, A4 de var. Şimdi bu adam hiç mi bir şey bilmiyor? Niye alıyor bu arabaları? Arkadaşlar bu arabanın bakımlısından çok memnun kalabilirsiniz. Bu aslında her araba için geçerli. Evet, bu arabadaki asıl problem 2.5 TDI'yi çok bilen usta yok. Bu arabayı bozmazsanız bu araba bozulan bir araba değil. Bu arabayı sürekli düzgün bakım, düzgün yakıtla kullanırsanız bu arabaya bir şey olmuyor. Şu an hangi yağı tercih ediyoruz mesela şu anki konumda? Şimdi bu arabanın yaşında ve döneminde 10.40'ı da veriyor, 5.40'ı da veriyor. Tam sentetik olanı tercih ediyorum. İnsanlar yüksek kilometrede kalın yağ kullanın diye bir algıya giriyorlar. Bence yanlış. Şimdi zaten bu arabada bir eksiltme yok, bir şey yok. Yani niye öyle bir şey yapayım? Hadi olduğunu farz edelim. Siz kalın yağla yağ boşluğunu dolduruyorsunuz. Oradaki aşınma artmaya başlıyor. Araba da o boşluğa göre sen kalın yağla dolduruyorsun da biraz daha bu sefer kendini genişletmeye başlıyor. Evet, anlık olarak ses kesersin, duman atan arabayı kesersin ama bildiğin bir arabaysa veya kendine veya arabana saygın varsa çok bir işe yaramaz. Hani yağ katkısı, kaliteli markalar, likyum oli ıvır zıvır kullanılabilir. Buna bir Seratek şey demiyorum. Tarzı. Heh, ben koydum Seratek. Bunlara bir şey demiyorum ama böyle 20-50 falan koymaya 15-40 koysam onu demece Fatih mi bu? Dev Fatih sen Cummins dizel 15-40 koyacak. Oldu paşam, sabah böyle balçanın içinde çalışsın motor. Şimdi yağ hassasiyeti, yağ demişken bu arabalarda çok fazla var. Düzgün bir yağ kullanmak gerekiyor, kaliteli bir yağ kullanmak gerekiyor. Ben bu arabada birkaç farklı yağ denedim. 1000 kilometrede yağ beğenmedim deyip boşalttığımı biliyorum. Shell'in HX7. Sesi zaten fark ediyor arabanın. İnanılmaz fark ediyor. Senin dediğin noktaya geleceğim aslında. O yüzden biraz konuyu, yani bir sorun var da neden bu sorunları düzgün anlatalım ki bu çektiğimiz videonun da bir faydası olsun. Birilerine bir şeyler katalım. Yatık bir ve 60 derece olması lazım V6'sı bunun. Egzantriklere çok iyi yağ gitmiyor. Daha doğrusu yağ eksik kaldığı zaman iç yukarıda kalan egzantrikler yağsız kalıp çizilebiliyor. A kodlu, bu arabada da A kodlu 2.5 TDI'lerin ilk modellerinde sonra B ile başlayan motor koduna revize ettiler. Egzantrikler aşınıyor arkadaşlar. Bunların üzerine bir kaplama var. Bu ama 2.5'a özel değil. Bunu kimse bilmiyor. Herkes 2.5 diyor. 1.9 TDI'de de aynı problem var. Hatta tüm PD makinelerde var. Siz PD makinede doğru yağı özellikle 5.40 kullanmazsanız 505 onayı falan diyor. Ben onaylara normalde çok takılmam da bu arabalarda takılmak lazım. Ve kaliteli marka değil. Gerçekten kaliteli bir yağ kullanırsanız bu arabaların egzantiklerini korursunuz. 485.600 oldu şu an kilometre. Bu arabanın egzantriklerinde bir şey yok. Evet aşınmıştır, yorulmuştur, eyvallah. Belki bizden önce değişti ama külbütör kapağı bile orijinal duruyor. Hani sanmıyorum açıldığını. Ama bu araba hep çok iyi bakılmış. Hep böyle erken vakitte yağ değişmiş. Korumuşlar kalmış. Ha, egzantrik problemi de bir şey değil. Külbütör kapağını açarsınız. 4 tane düzgün egzantrik alırsınız. Maliyet bakımından hiç araştırdın mı? Çok arabayı seviyorsanız bir de lifterlerini değiştirsiniz bu arabanın. Yine arabanın gerisi de güzel ki size sıfır araba gibi binmeye devam edersiniz. Ben bu arabayı sıfır araba gibi biniyorum. Yaptığım kilometreden de belli. Milletin 5 senede yaptığını ben 13 ayda falan yaptım. 13-14 ayda. Hani anlattıklarım biraz da size öyle bir vizyon olsun. Egzantrik maliyeti ben yanlış hatırlamıyorsam ya şöyle söyleyeyim, işçilikti, yağ bakımıydı, malzemeydi, oydu buydu derken herhalde en fazla 4.000 lira, 5.000 liraya 5'i bulmaz bile. Ben en son baktığımda değil yani. 2800 küsür liraydı egzantrik takımı. Malzeme fiyatı. Hani pahalı bir şey değil. Çünkü şu an sıfır bir araç alıp servise periyodik bakıma gönderdiğiniz zaman bu paraları senden alıyorlar. Hani biraz da arabaları kullanırken ona dikkat edelim. Abi masraf. Sen periyodik bakımda veriyorsun. Sen periyodik bakım yapmıyorum. Ben her arabayı servise soktuğumda zaten canım sıkılıyor, yağını değiştiriyorum yani. Bu maliyet de onun içinde. Onun haricinde neyden bahsedebiliriz? Mazot pompası. Herkes yazacak şimdi altına. Abi pompadan bahseden yok. Var. Bu arabaların pompası 1.8 Ford Connect'lerde ya da veya 1.8 MK1 Focus'larda da benzer bir pompa var. Mekanik elektronik bir pompa. Teknolojinin yeni yeni gelişmeye çalıştığı. Pompa bir de sıfır bulunuyor mu şu an hala? Param varsa var. Çıkmasına bile 8.000 lira falan para istiyorlar. İşte onu diyecektim. Heh. Şimdi bu pompanın arkadaşlar mekanik elemanlarında bir problem yok. Yani varsa da her araba kadar var ve yapılabiliyor. Bununla hiç problem yok. Ama pompanın elektronik kısmında bir problem oluyor. Bir film gibi bir şey var orada, bir kablo demeti. Bilgisayarların içindeki gibi yani, basitçe anlatayım. O koptuğu zaman, yerinden ayrıldığı zaman muhtingen. Tamam mı? Hayırlı cumalar. Ondan sonra aramaya başlayacaksın. Kimde var, onda var. Pompa alıp takman da bitmiyor. Senin arabanla aynı program yoksa, kodlanmış ya da birbirine klonlu değilse olmuyor. Senin pompan bozuldu elektroliği, ondan da ona geçiremiyorsun. Hayırlı cumalar. Ben aldığımdan beri maşallah ne pompa ne enjektör hiç problem yaşamadım. Duman da yok. Güzel de gidiyor. Sessiz de çalışıyor denklerine göre. Şimdi aldığından beri hiç arıza yapmadı mı kısmı bence güzel bir soru. Abi anlatıyorum ballandıra ballandıra da hani onu da anladık bunu da anladık, hiç bozulmuyor bu araba. Şöyle bir problem yaşadık. Emme manifoldunu temizledik arabanın. Çok güzel oldu. Kurum bağlıyor tabii oralar. Kurum bağlıyor. Bu arabalar metal emme olduğu için daha az bağlıyor da bağlıyor yani. Dedik spreyle bir temizleyelim. Çok güzel oldu. Hiç problem yaşamadık. Sonra İşte map sensörü var intercooler'ın çıkışında. Onu temizledik. Daha doğrusu temizlemedik. Zaten temizmiş. Demetrede bir şey yoktu. Arabamızı bir güzel kontrol ettik. Çok güzel. Bir çıktık teste. Böyle bir gidiş yok arabada. Ağzımız açık kaldı. 4 kişi bindik arabaya. Arkada Cem abi kıllatıyor. Ah boynum diye tamam. Boyun kıran. Tamam mı? Abi dedim dalga geçme. Tamam senin araban bundan hızlı. Yok gerçekten de çok gidiyor oğlum. Bir garip var. Ama bana da garip geliyor. Bastık. Gecenin sonunda 250 km yaptık. Küt araba kesmeye başladı. Nazar dedi. Basıyorsun gidiyor. Böyle oluyorsun çünkü arabanın içi. Küt kesiyor. Overboost var. Fazla basınçtan araba kesiyor. Yavaş git düzeliyor. Tamam. Ara. Hep zor yerde aradık ya da ne yapsak, orası mı burası mı, yok Westgate'e bakıyoruz sağlam. Enjektörler mi kesiyormuş? Sağlam. Yok abi. Biz o kadar bastık. Onun da eli bir tarafındaymış zaten belli. Westgate düzgün çalışmıyor ama Westgate sağlam. Akif abimiz var. Çok iyi bilir bu arabaları. Erken tahliye ediyormuş. Arabanın turbo VNT'si sıkışık kalmış. O gün çok gitmesinin sebebi de iyi açıkta kalmış. Araba uçmaya başlıyor. Sonra Vienti'nin bir tane kanatta parça eriyor. Vienti sıkışık kalıyor. Bu sefer sürekli yüksek basınçta gaza bastığın anda kesiyor. Turbo açıldı. Tamir yapıldı. Bir taktık. Yokuş yukarı 190-200 hala kesmiyor. Piste girdim. Dedim bakalım bozulacak mı? Onu da yaptık. Yani acaba dedim pistte ne yapacak? Hani pistte bir şey yapacağından veya bir yetenekli olduğundan değil. Arabanın konsepti belli sonuçta. Bir arabayı görmek için. Ha, araba hani bu kilometrede çıkılır mı? Çıkılıyormuş arkadaşlar. Gayet de güzel döndü. Her bir tur şeyimiz yoktu, maksadımız yoktu da zorladım biraz en azından. Düzlükte falan sıktım. Sağa solu çatlıyorum. Frenler yeterli geldi mi yoksa vedalaştı mı belli turdan sonra? Şimdi güzel bir konuya değindin. Frenler vedalaşmadı. Çünkü frenler zaten bizle beraber değildi piste çıktığımızda. Onu da şöyle anlatayım. Bu arabanın fren Westinghouse'u tek hazneliydi. Yani tek körük falan da diyorlar ona. Ve ben bu arabanın frenlerine hiç memnun değilim. 3 takım disk değiştirdim. Orijinal balata yok, olmuyor. Dedim bu araba Westinghouse arızalı bence. Onun da Ankara'da baba avantçı bir Murat abim var. Adamın yedek arabası var. Benim bagaj camı mesela kırılmıştı. Bana komple bagaj kapağı gönderdi camla beraber altak arabana diye. Onunla da bu konuları konuştuk. Onun elinde bir tane çift körüklü, daha upgrade üst versiyonun Westinghouse'u vardı. Aldık onu taktık. Ama ben piste girdiğimde arabada fren yoktu. Yine etki etmedi mi yani? Orijinali yetersiz mi geliyor? Orijinali yetersizdi. Yeni taktığımız çok güzel. Çok memnunum ama ben Westinghouse bakın disk balatam kötü falan diyor. Herkes lastiğim kötü diyor. Ya Westinghouse arabada fren yok diyorum sana ya. Tahta gibi pedal basıyorsun. Şey böyle kalasa basıyorsun sanki. Ben o frenle döndüm piste. Yani arabayı doğru kullanırsanız fren çok lazım olmuyor. Geç fren yap. Bir kere dokun bırak. Motor freni. Yavaş gel ki hızlı çık virajdan. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde yani bu frensiz arabayla da pist bir şekilde oluyor. Tamam manyak zamanlar yapamazsınız ama keyif anlarıyla. Biraz iş orada pilotaja kalıyor. Kendini yavaş yavaş geliştirirsen bir şey olmaz. Onun dışında motorda şu an bizim modifiye yok. Sadece egzoz var. Evet sadece egzoz var. Bu araba Euro 3 olduğu için bu arabanın katalizörü daha 2000, 2002, 2004'ler gibi ve normal şu an güncel arabalar gibi turbonun ağzında değil. Aslında bu arabanın fabrikasyon bir downpipe'ı var. Çünkü turbodan itibaren böyle aşağı kadar gidiyor. Tam şurada şanzımanın o civarlarında çok ufak bir katı var. Onu iptal ettik. Ortada seninle benim kadar bu kadar bir orta susturucusu var. Arka koltuğun altı arkadaşlar bu arabada komple susturucu. Ufak bir sonu vardı. Biz hepsini söktük. Sonra spor. Çok sessiz herhalde zaten. Şey yani egzoz sesi diye bir şey yok. Sadece motor sesi var arabada. Bir tek sonunda sporumuz var. Ortası düz. Tatlı kıvamında bir ses var. Bu arabadan bahsedeceksek içinde de iş çekimlerde görürsünüz çok temiz bir tasarım var. Bunlar gerçek ahşap. Ve malzemeler o yılına göre hala diri kalmış. Evet yani şuralara bakarsanız birçok arabada buralar açılır. Hani 200 bin olan bazı böyle, arabalar var ya. Güneş şey gibi. Bir türlü hani 25 yaşında dizel olup yol yapmayan arabalar gibi. Düzgün arkadaşlar yani bu araba iyi binilmiş bir arabaysa buralarından anlayabilirsiniz. Mesela bir tane video var şeyde. Instagram'da çok dolaşıyor. Bir tane B6 A4 el freni çekiyor, kolçak kopuyor. Şuna basıyor, bu yerinden fırlıyor falan. Bakın çalışıyor. Bak. Bunlara iyi bakmışlar abi. Bunlar genelde çabuk kırmamışlar. Bak. Teybimiz de burada. Her şey saat gibi çalışıyor. Klimamız aktif. Mesela hangi kamera çekiyor bilmiyorum. Bunlar A8'ler gibi. Şu yanlar. Kapı döşemeleri kapaklı. Koltuğun altında çekmeceler var. Bu arabanın her yerinden bir şey çıkıyor. Bunların geniş olmasının sebebi ve sağlam kalmasının bir, bu araba makyajsız versiyon ve şu soft kaplama denen birçoğu eski Audi'de soyulan bak cam tuşunda da bir şey yok, farda da yok. O trend daha henüz burada yaygın değil. Bunda da o malzeme var ama bu arabaların kaplaması ya da boyaması diyeyim daha kaliteli. Bu arabanın makyajcısının içi çok çabuk dökülüyor. Ne alaka bilmiyorum. Bir upgrade olması lazım. Hele B6 A4. Ben daha çok beğenirim o arabayı tasarım olarak. Çok sevdiğim bir arabadır. Paramparça arabanın içi ya. Yani eriyor sanki, araba dökülüyor. Biri arabanın üzerine yürüyor mu, ne yapıyor anlamadım. Buralar kırılıyor, bu tuşlar böyle böyle duruyor. Buna basıyorsun, bu fışk geri fırlıyor falan. Bu şey göstergeler de zamanla bozuluyor. Evet, onlar da mesela yine bunun makyajcısı A4 B6'da. Buralar çok çabuk bozuluyor, ekran bozuluyor. Daha, yani sıfır gibi şurası, baksana bu arabanın hiçbirine soft kaplama yapılmadı. Ama bu arabanın da şu kilometre saati var ya, daha doğrusu yol bilgisayar ekranı. Ortadaki ekran. Ortadaki ekran, o bozuktu. Solukta aldığımda öyle bir geberikti. Onu da makyajlı tip gösterge halkalarını yaparken, bunlar da yoktu. Ekranı LCD'de değiştirdik. Hiç problem kalmadı. Oldu. Ya yapılabilen şeyler olduktan sonra bozulsun yani, önemi yok. Hiçbir şey, insanlar da bozuluyor. Hiç hayatımda doktora gitmedim yani. Bu kadar basit. Onun dışında cruise control yoktu bu arabada aldığımda. Onu ben taktırdım. Buradan tesisatını geçiriyorsunuz. Önde sileceğin altında Eku'nun olduğu bir kutu var. Bağlandıktan sonra cihazdan aktif ediyorsun. İş tamam. Tertemiz. Uzun yolla inanılmaz yakıtım düştü. O ilk anlattığım gaz pedalındaki cinslikten dolayı ben bu arabayla sonra... ya çok yavaş gidiyordum ya çok hızlı gidiyordum. O da bana şehir içinden daha yüksek bir sarfiyata sebep oluyordu. Çünkü güçlüsün, arkadan biri geliyor zaten sürekli gaz basıp falan geçiyorsun. Sürekli bir tüketim aksiyonu oluyordu. Yani Murat abi teşekkür ediyorum. Şu an artıya geçtim. Hayatımızı kurtardı. 1500 TL cepte. Bir de motor modifiye yönlerine değinebiliriz. Bunda öyle OBD bağla yazılım at, öyle bir olay yok. Hem henüz var hem yok. Bu arabada yok. 98 olduğu için EPROM'dan yazılıyor ama EPROM'u da yazabilen çok var. İyi bir yazılımcı yapar. Daha yeni modellerde 99 ve 2000 nemine OBD portundan yazılabiliyor bu arabalar. Şöyle söyleyeyim, çok saçma sapan turbolarla, çok saçma sapan güçlerle bu arabaya binenler var. Çok var. Yani 500 beygir, 980 tork, böyle garip garip işler yapan çok var. Enjektör nozulları değişiyor, pompa elemanları değişiyor veya daha farklı bir pompa takıyorsun. Ama kendi pompasının üzerine işlem yaparak oluyor. Olmazsa olmaz zaten Big Turbo. Bizde Big Turbo'nun anlamını bilen de yok. Çok harika bir şey zannedip duman dumana gazlayan da çok. Ülkemizde ama çok tercih edilen bir proje motoru değil herhalde, değil mi? Değil, çok çünkü ülkemizde çok bilinen bir motor değil. Ülkemizde bu motoru bilen adam da çok az. Hani yapılsa olur mu, olur ama bilen yok. Nasıl 1.9 yüklüyorsun? Biraz bu arabayı bilen de az olduğu için dediğim gibi çok üzerine düşünmüş bir motor değil. Ama çok altyapı olarak çok sağlam bir makine. Şöyle bir örnek vereyim. Turbo zaten 3000 TDI'ler gibi. Kaputajın tam ortada karpuz gibi duruyor. Tadında bir büyük turboyla veya turboyu büyütmek aslında iş değil. Yeni nesil bir turboyla. Mesela Garrett'in GT serileri vardı. GTB oldu, GTC oldu. Öyle güncel bir turboyla da alt devirleri de toplayan bir turboyla büyütürsen bu arabayla 250 beygir, alt devirleri şu an bundan daha bile canlı. Böyle 3500'de 5000'de biten bir turbo değil de. Değil. Daha yani, alttan da ya öylesini yapan da var. Mesela gazlamak için çok yapan var. D2 kasa A8'ler var. İlk jenerasyon A8. Oysa TX35'i hibritlemişler. Takmış 3100'de geliyor araba. 5500 çevirtmişler. Şanzıman da uzun. Dayı 270, 280, 290, 300 sabit gidiyor. Yani arkası duman dumana tabii. Ya dizel bir araba için bence mantıklı değil. Zaten bu arabanın alt devri yok. Tam alt devirde tut demiyorum. Bir lineer güç olsun ki gazlamanın keyfi olsun. 5000-5500'e kadar dolu çevirsin, ben okeyim. Ama yani 3000'de de gelmesin abi, dizel araba ne yapacağız? 1500 devir mi gazlayacağız yani? Lütfen arabalarınızı yaparken buna dikkat edin. Habire vites atıyorsun, şöyle habire vites atıyorsun. Gelmiyor. yapıyor. Küt atıyorsun, bir bayılıyor, sonra bir daha geliyor. Doğru değil yani o işler. Biraz daha homojen yapmak lazım. Normalde ben atmosferik seven bir insanım. Hep de atmosferik kullandım ama dizelle mantığına göre yapmak lazım. Zaten yüksek silindir sayılı ve hacimli araba kullanmamın sebebi de o. Yani istediği kadar turbo boşta olsun. Ben bu araba günlük hayatında 1600 devri görmeden vites at, bu araba 6'da yine yokuş çıkıyor. Tork var. Al işte bak, şu an mesela şehir içinde dolaşıyoruz. Sürekli 200-300 devirlik bir aralığı kullanarak otobüs gibi bak. Peron yıldızı 403 geliyor. Kafayı sallaya sallaya. Evet, biraz mesela eleştiri tarafına da geçelim. Yok yol tutuşu iyi dedik. Bu arada gerçekten çok güzel yol tutuyor araba. Hani böyle mıh gibi solid. Hani virajda belki gösteririz şimdi sabah. Olur, şimdi Manisa'ya doğru tırmanalım. İşin orası çok güzel, çok keyifli ama kısa darbeler çok zayıf. Nasıl mı? Nerede çukur? Tüh. Belediye hayret burayı yapmışlar. Şimdi sürümlemesi mi zayıf? Şöyle, Audi A6'ların hepsinde bu var. C6 kasada biraz toparlanır gibi oldu. C7, C8 yine takoz gibi. Tabii ki çok konforlu arabalar, hani eleştirmek değil. Bu arabada da aynı sıkıntı var. Audi'nin A6'da atladığı, ya belki başka bir sebepten dolayı iş oraya geliyor. Ya sen E segmenti bir arabasın. Kısa darbeleri senin çok rahat absorbe etmen lazım. Kısa darbelerde çok keskin ve kısa çalışıyor araba. Dandan yapıyor. Tamam, amortisör dip yapmıyor, eyvallah. Ama bence daha iyi olmalıydı. Özellikle bu sınıf için. Evet. Benim gözümdeki en büyük dezavantajı odur. Uzun darbeler veya otoban veya şehirler arasındaki yolda araba böyle. Ve nasıl diyeyim? Yani böyle değil. Yani. Değil. Sıkı, böyle yekpare bir araba olduğunu çok hissediyorsun. Solid, billet, artık ne dersen de. Taş gibi gidiyorsun. Hani 200'de bir yolda sektin, otobanda bir yödükte şöyle girer çıkarsın. Hiçbir şekilde dağılma falan olmuyor. Ama kısalarda da hani D segmenti bir arabadan daha konforlu değil. Bence. Kimisi de mükemmel. Uçan alı. Çok uçan alı falan. En azından benimki değil. Alacaksanız ona göre alın. Bu uçan alı paket değil. Uçan alı Mercedes'te. Bu arabada da öyle pislik bir huy var. Yüksek hızla bastın mı? Baksana hiç tık yok arabada. Evet. Onun dışında bizim aracın donanımına değinirsek şu an aslında orta dolulukta diyebiliriz, değil mi? Orta dolulukta, dolunun boşu, boşun dolusu gibi böyle bir arada. Çok bu arabada zaten Audi'ler, nasıl diyeyim, bir BMW Mercedes kadar dolu gelmedi. Evet, çok dolu, çok donanımlı arabalar var ama çoğu genelde boş. Mesela bu arabada deri koltuk yok ama konfort koltuklar var ki bu araba ambition bazlı aslında, ambiente değil. Yani bir tık dolu bir araba. Dolunun üzerine çok fazla opsiyon almamış. Mesela elektrikli katlanır aynası var, işte bardaklıkları falan var. Bazılarında burada göz oluyor. Şunlar hakiki alüminyum. Zaten bak soğuk. Hı hı. Bunlar ondan sonra gerçek ahşap. Burası yine aynı şekilde. Onun dışında göstergesinde bu şekilde büyük ekran olmayan ve yol bilgisayarı olmayan veya yarım olan arabalar da var. Bir de şu an her şeyi görebiliyorsun. Voltajından tut, yağ hararetine tut. Yani biz... Hani günümüzdeki bazı arabalarda bu tarz göstergeler bile yok yani. Gizli özelliklerden açıyorsun. Bir tek devir, yakıt ve hız var birçok arabada şu an. Şu an hani burada voltajını gör, yağ hararetini gör, suyu gör, her şeyi çok net takip edebiliyorsun. Mesela yağ harareti konusunda problemli bir araba değil. Ben piste çıktığımda da yani aman bir şey görmedim. 100 dereceye bile gelmedi. Hararetli çalışmıyor yani. Ya zaten 2.5 dizel 150 beygir araba yapmışlar V6. 300 beygir yapsan da bu araba ısınmaz. Yani ısınsa da 3 derece daha ısınsın. Kışın sorun yaşıyor muyuz ısınmada? Her dizelle ve özellikle her eski dizelle olduğu gibi geç ısınıyor. Çok geç ısınıyor. Ha şöyle, kısa mesafe yapıyorsanız zaten bir konuşmaya gerek yok da. Yani yolun ilk 1/3 kısmında araba ısınıyor. Şöyle de bir şey var. Motor harareti tam yerinden kalkmasa bile 3-4 kilometre geçtikten sonra kalorifer ısıtmaya başlıyor ama. Öyle güzel bir durumu var. Kışın mutlu ediyor. Yani bir benzinli kadar olmuyor. X5'te durduğu yerde ısınıyor araba. Yani sen arabayı çalıştır, ceketini as, gel, araba zaten 70'e gelmiş oluyor. O çok farklı bir lüks de benzinli arabanın öyle güzellikleri de var. Onun dışında senin aklına gelen var mı noktalar? Arabayı övdük, eksilerini anlattık, kronik sorunlarını anlattık, yakıt tüketimi. Valla genel olarak her yere nokta nokta değindik. Atladığımız çok şey olabilir. Çünkü programla şunu anlatalım, bunu anlatalım diyoruz. Konu konuyu açıyor. Başka yerlere de gidiyoruz. Bir şeyler varsa yazın. Sorun bize. Biz yine yorumlarda her zaman yaptığımız gibi cevaplayalım. Şimdilik de benim aklıma gelenler de bu kadar. Uzun bir video oldu yine. Yine kapsamlı konuştuk. İnşallah sevdiririz. Herkes memnun olur. Güzel geçmiştir. Size de iyi seyirler. Yorumlarda buluşuruz o zaman. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimizden geldiğince dediğimiz gibi detaylı anlatmaya çalıştık. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler.